Merhabalar, yeni bir oyuna hoş geldiniz. Bu videoda biraz Farthest Frontier oynayacağız. Erken erişimde Grim Dawn'u yapan şirketin yaptığı bir hayatta kalma, medeniyet kurma oyunu. Bugün erken erişim çıktı. Bugün dedim ben bunu 9 Ağustos'ta çekiyorum videosunu. Çıkar çıkmaz ben de alayım bakayım dedim. Şu an Steam'deki fiyatı 50 lira. Şöyle oyunda bir ilk şeyimizi yaparız. İlk şehrimizi kurarız. Sonra duruma göre bakarız. İlk önce bir zorluk seçiyoruz. Pioneer, Trailblazer ve Vanquisher var. Burada yiyecek durumları. İşte burada çok fazla, burada normal, burada az. Avlanma durumları, vahşi yaşam, düşman güçler ve sağlık etkileri. Biz şimdi ilk oyun diye ben bu oyunlarda çok iyi değilim. O yüzden Trailblazer'da başlayacağım. İsminize Morrow koyalım. Bu arada buradan hepsini ayrı ayrı da ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum benim kaynaklarım çok olsun ama işte vahşi yaşam da çok olsun gibi gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Haritanın büyüklüğü küçüklüğü var. Pasifist yaparsanız hiçbir düşman falan olmuyor. Biz şöyle orta seviye. Her şey orta. Yer durumu da işte dağlık, tepelik, ormanlık gibi şeyler de random. İlk şehrimize başlayalım. Girişte şöyle ufak bir animasyon var. Hikayeyi anlatıyor. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls. Evet, klasik zenginler, asiller hayatını yaşarken fakirler, halk ağır vergiler altında eziliyordu mantığı. Evet, kaçıp vahşi yerlerde yeni bir hayata başlamak istiyorlar. Şehirden kaçıp kendi şehirlerini kurmak için. Biz de buna öncülük edeceğiz. Oyunu şöyle bir 5 dakika falan baktım. Sadece biraz menüsünü kurcaladım. Bir de girişine şöyle bir baktım. Hemen dedim ben bunu videosunu çekeyim. Enteresan bir şeye benziyor. Türkiye'de de bu tarz oyunlar seviliyor. Oyundan haberi olmayan varsa belki buradan duyar öğrenir veya ben de çok iyi bilmesem de ilk başlamadan önce nasıl bir oyun diye bakmak için şöyle videoyu izleyebilir. Bakalım. Evet, yüksek tier'de ev yapıp içine lüks malzemeler olursa vergi gelirimiz artıyor. Güzel. Ben bu yapımcıları tanıyorsam muhtemelen şöyle bir şehir kurabiliyoruzdur bu oyunda. Çünkü Grim Dawn'da öyle bir modlama şeyi vardı ki insanlar Grim Dawn'un içinde Diablo 2 yaptılar. Öyle söyleyeyim. O konularda şeyler yani. Her türlü oyunun motorunda ne varsa onun hepsini kullanmanıza izin veriyorlar genelde oyunlarında. Bakalım nasıl bir yerde denk geleceğiz, o da önemli şimdi. Orta zorluğu seçtim ama inşallah pişman olmam. Bildiğim kadarıyla bu tarz oyunlarda ilk önce barınma, ısınma, yemek, hayatta da olduğu gibi. Bu üçüne odaklanmaya çalışacağız. Giriş ekranı sanırım biraz Early Access'te diye herhalde. Ya da benim bilgisayarım artık yani nalları dikmeye hazırlanıyor. Evet, nasıl bir alana geldik bakalım. Evet, ara bölge incelemeyi bitirdik. Evet, şehir merkezimizi kuracağız bir yere. Kaynaklara falan yakın olsun. İşte kildir, demirdir, yemek kaynakları gibi şeylere yakın olsun. Şöyle biraz bakayım etrafa. Fare topuyla bu arada çevirebiliyorsunuz şöyle. Şöyle bakayım. Şurada bir göl var. Burada ne var? Bir bitkiler var. Yeşillikler var. Şurada ağaçlar var. Burası önemli olacak. İlk başta gelişirken bol bol oduna ihtiyacı oluyor insanların.
Şöyle çok da şey işte denize veya ormana yakın olmayan, nispeten açık bir yer olan bir yere kuracağım ama ilk önce şurada bir toggle overlays yazıyor. G'ye bakalım, bu istenilen yerde mi rengine göre? Her yer sarı, her yer orta derecede. G bunu gösteriyor. I'ya bakalım. Suya yakınlığı. Şurada tabii göl olduğu için. Tamam. F'ye bakalım. F de ekim anlamında şeyi, verimliliği diyelim. Buraya aslında yapabilirdim. Bak burası hem tarım arazisini kaplamazdı. Şöyle bir yere belki kurabilirim. Şöyle. Muhtemelen. F'yi de kapatalım. Şu F2, F3, F4 neymiş? F2'ye ilk girdiğinde de bastım. Çok ne anlama geldiğini anlamadım ama F3. Şöyle insanların tepesindeki şeyleri falan gösteriyor, isimlerini. İşte hayvan varsa hayvanın ismini. Kil depoziti, kil depoziti falan, bu F3'tü. Kapalı, küçük simge ve yazı şeklinde. Şu küçük simge de kalsın. F4'te kaynakların miktarlarını gösteriyor. Sumak burada sıfır diyor. Mevsimi değil muhtemelen. Çıkacak o sumak oradan. Bu da aynı şekilde. Kil depoziti var. Kuş şeyi. Hiç böyle hayvan falan hiçbir şey görmedim. Tamam, F4'te buydu. Bunu da şöyle bırakacağım. Sadece simgesi gözüksün. Şöyle şey yapmadan. Su neredeydi? Su şöyle yakın. Taraflarda bir yerde bir göl var. Muhtemelen ya da şurada. Ha, oradan kuyudan su çıkması anlamında da olabilir o. Göl şurada kalsın. Ben şöyle bir yere. Şöyle bir yere. Şehir merkezimi kurayım. Hadi bakalım. İnşallah ilk seneyi çıkarabiliriz. Ondan bile korkuyorum. Şimdi ilk önce bir oyunu durduracağım hemen. Şöyle durdurma var. Ev eksik. Yakacak eksik. Şuralara bir bakalım ilk önce. Burada yemek üretimi, materyal üretimi ve popülasyonun durumları yazıyor şuradaki butonda. Şu hasta, ölüm yatağında olanlar, köylü nüfusu bölü ev, yani barınma diyelim. Köylülerin mutluluk durumları. Ay boyunca yeten yiyecek, yani 9 aylık yiyeceğimiz var şu şeyin içinde, bunun içinde. Şu kadarı da bozulacak yiyeceklerin depoda durduğu için diyor. Şu an hava soğuk. Az biraz esiyor. Mevsimlerden erken ilkbahardayız. Şöyle ilerleyeceğiz. Bir kış atlayacağız. Sonra materyal olarak odun, yakacak odun, sunta diyelim, taş, kil, tuğla ve altın var. İlk önce şehir merkezi şu an ne istiyor? 18 odun istiyor. Şuraya da bakacağız. Buna bastığınızda şehir merkezini ortalıyor. Buraya bastığınız zaman köylüler ne iş yapıyor? Kaynakta mı çalışıyor? Şu an sadece 10 tane işçi, 4 tane de inşaatçı var. 2 tane sanırım ya kadın olduğu için. 6 yetişkin, 6 ergen varmış. 12 kişiler. %8'i eğitilmiş. 12'si de çalışmaya uygun diyor. Bu işçi sanırım hani toplamayı falan yapacak. Burada kaynak olanlar var. İşte iyileştirmeci falan varsa bunlar var. Yiyecekle alakalı olanlar. Orduyla alakalı olanlar ve malzemelerle alakalı olanlar. Buradan böyle arttırabiliyoruz bunları. Hani birkaç kişi daha fazla inşaat yapsın diye. Onun dışında burada depomuzdaki yiyecekler var. Şöyle veya malzemeler diyelim. Burada inşa menüsü var. Buraya birazdan bakarız. Bu zaten şey, toplama diyelim, yani buradaki şeylerin hepsini toplama, seçip odun kesme, ne derseniz artık, yiyecek yapma, her şey buna dahil. Bu binayı silme, duvar yapma, şeyi düzleme, eğer böyle bir tepe mepe varsa onu düzleme, yol ve bir yerden çıkan bir şeyin nereye gitmesini istiyorsanız o. Şimdi evet, odun lazım bize. İlk önce hemen Harvest'ı seçiyorum, oyunu da başlatıp şöyle. Bu arada istediğini seçebilir. İşte beri toplamasın, çalılıklara dalmasın, taşla toplamasın, sadece ağaç kessin diyorsanız, şöyle şunları kapatırsanız sadece ağaca odaklanıyorlar. İlk önce evimiz eksik ve yakacak odunumuz eksik. Şöyle açıp bakarsanız wood splitter lazım diyor. Bunun için de ev yapacağız zaten. Bunlar burada şey yapsınlar, odun toplasınlar, köy merkezinde bir yapsınlar. Sonra şu bizim building menülerimiz açılsın. Şöyle.
Erken erişime göre bayağı bina var zaten. Bu arada mesela resources'da mı acaba? Aynen şu yakacak odun firewood splitter lazım bize. Şu odunları kesip yakacak oduna çevirecek birisi lazım. Bir de tabii ev lazım. Şunu da şöyle şimdilik yol üstünde durmasın. Gönderelim. Bu arada şuradan hızını da arttırabiliyorsunuz. %3'e kadar çık şey 3x'e kadar çıkıyor. Burada ilk önce gerekli malzeme yazıyor. Gerekli malzemelerin hepsi buraya toplanıp geldikten sonra burada gereken insan gücü yazıyor. Şimdi toplanınca anlarız zaten. Şöyle olduğu zaman 10 saniye gibi bir şeye denk düşüyor bu genelde. Hatta şöyle birinci x'e düşelim. Evet ilk yapacağım şey ev. Yıldırım falan da çarpıyor bu arada. Tamam. Bu arada yiyeceğimiz 9 aylık falan var ama yine de şöyle Stone Bushberry'de toplasınlar şimdilik. Her şeyi toplasınlar yani şu alandaki. Ağacımız eksik kalmasın. Yakacak önemli. Şöyle de yapayım. Tamam. Evet şimdi ev yapalım ilk önce. Bir ev 4 kişi aldığına göre 3 tane ev lazım şimdilik. Şöyle basit shelter dediğimiz tabla yerini değiştirebiliyoruz. Şu bu arada GS açık kalmış. Bir tane buraya koyayım, bir tane karşısına koyacağım şöyle. Bir tane yine buraya. Şöyle. Evet ev ve kesecek odunumuz yok. Bu evler yapılırken bir tane de neredeydi o resources da şu lazım bize. Evet şurada desirability yazıyor %6. İstendiği bölgenin orada daha iyi olur gibisinden. Şöyle sanırım ormana yakın bir yerde olması bizim için daha iyi olacak. Şöyle tutayım şunu. Buradan ağaç kesenler falan direkt oraya götürsünler diye yapıyorum. Şu an evsiz oldukları için mutsuzlar. Isınma şeyleri de yok. Buradan odun falan mı alıyorlar? Şu şeye gelen var birkaç tane. Yok buraya gelmiyorlarmış. Ev yaptıktan sonra bir tane şey yapmak istiyorum. Şöyle kuyu. Su çıkan bir yere. %70. 75, 74. Su da lazım. Yalnız ondan önce bunu şey yapmayayım. O işaret çıktığı zaman şimdi tekrar göstereceğim. 73'te kalsın şurada. Eğer burada böyle bir çapa işareti çıkıyorsa diyor ki burayı yapmadan önce buranın temizlenmesi gerekiyor. Yani bir ağacın üstüne falan ev yapmaya çalıştıysanız. Evet yakacakları yok. Bizim yakacak şeyimiz nerede? Şurası. Bunu öncelik alalım. Önce şuraya odun getirsinler. Ya da onu alırsak buradaki ev bitmeyecek bu sefer de. Eşit dursun şöyle. Şöyle biraz hızlandıralım. Bu arada bir göl vardı. O göl nerede kaldı acaba? Evet üçüncü evimiz de tamam. Şu an sadece yakacakları yok. Şu yakacak şeyimiz de olursa eğer. Yiyeceğimiz de biraz az. Şöyle durdurayım oyunu. Food production'da neler var bakalım. Avcı kabini var ilk önce. Hiç hayvan görüyor muyuz? Patch of herbs var burada. Kil var. Bunu çok görmüyoruz ama şurada bir yiyecek toplamak için forager var. Şu sumaklar falan şey olduğu zaman bayağı bir işe yarayacak bu. Onu da buraya koyalım. O da yiyecek üretsin. Bir de ben dediğim gibi o göllü de arıyorum. Heh şu fire şey bitti. Bunu iki kişi yapabiliyorsunuz bu şekilde. İki kişiyi buraya atayabiliyorsunuz. Buraya çünkü acil bizi yakacak lazım. Bunlar evler şu an şey soğuk. Yakacakları yok. Şöyle bir yol yapacağım. Yol hiçbir şey istemiyor bu arada. Şöyle şuradan gitmiş. Evet
köyümüze katılmak isteyen birileri varmış. Yalnız 4 aylık yemek ve 6 ev istiyorlar. Bunları şey yapabilmemiz için. Şöyle koyayım o zaman şu yolu ya da düz gelsin. Düz neden gelmiyor? Burada su var diye mi gelmiyor acaba? Şöyle yapalım. Şöyle olsun. Tamam. Şurada su var. Şu evlerin arasından bir yol yapacağım. İlla bir tarafa yakın olacak. Şöyle olsun. Burada ne vardı? Ha, bu toplayıcı. Bunun bu arada yerine adayabiliyorsunuz. Şöyle atayabiliyorsunuz. Yine aynı şeyi yapıyorum. Şöyle. Bu şu an kendi halindeyken alanı bölgesi şu. Buradaki yiyecekleri topluyor. Yiyeceklerimiz yalnız bozuluyor. Onları depolamak için. Neyse bakalım şuralara biraz daha. Balıkçı şey var. O işte nereye gitti? Göl ne tarafta kaldı? Ben onu unuttum. Şunun acaba keşif mi yapsak biraz? Gitsin bakalım o. Evet, odun kesiliyor. Çok güzel. Odun miktarımız da iyi şu an. 2x'e düşüreyim biraz şeyi. Bu bence burada değildi. Bu taraftaydı sanki. Burada ağaçların arasında olduğu zaman su şeyi de oluyor. E şu an yakıtımız var. Shelter, shelter, shelter. Tam 3 tane. 3 tane daha ev yapacaktık. Şöyle. İki. Üç olsun. Bir tane şey tarafından saldırıya uğramış burada kurt. Ölme. Ölme. Öldü. Bir ilk cesedimizi verdik. Ona hemen bir şey yapmamız gerekiyor. Mezarlık. Mezarlığı şöyle hiçbir şey olmayan bir yere şuraya yapacağım. Tamam. Allah'tan o bir şey istemiyormuş. Bir kişi öldü artık, yapacak bir şey yok. Yeni gelecek insanlara bakmamız lazım. Mezarlık şuradaydı. Bu arada bu gidiyor ama gözük sanki gittiği yerleri açmıyor pek yani. Odun durumumuz falan iyi. Odun 26 tane var ama bunlara neden gelmiyorlar mı, getirmiyorlar mı? Burada bir yerde benim bir forager'ım vardı. Aynen, bu toplamaya devam ediyor. Bu evlere niye kimse bakmıyor şu an acaba? Tamam, şu şeyi biraz azaltayım artık. Beş kişi olsun, altı kişi olsun. Ne oldu bu arada? Evet, ölülerimiz için şeyler gelmesin, virüs falan gelmesin diye bir şunu bir öncelik şey yapalım. Kişi sayımız da az ama. Yani bir kişi azaldı. Şurada bir tane ölü köylümüz var. Yine geldi. Ben bunu kolayda açacaktım. Allah'tan eve girdi son anda. Bir tane de benim şey yapmam gerekiyor, avcı kabine. Hep şu taraftan geliyor. Olsun. Şurada birisi de bunu yapıyor. Yine gidiyordu bir kişi valla. Çok mutsuz şu an aşırı. Şu mezarlık gitsin de şuna öncelik vereceğim. Şu an
an 3 kişi çalışıyor zaten burada. 3 gözüküyor ama 3 kişi var mı? Aynen. Burada kaç kişi? 2 kişi çalışıyor. Şunu da 3 yapalım. Orada buraya geldi ama tekrar getirelim geri. Şunu alacak mı mezarlık, onu çok merak ediyorum. Herhalde alırlar. E 10 dakikada bir kaydediyor oyunu şu an. Bunda 3 kişi çalışıyor. Şimdi bakalım başka ne yapabiliriz? Yemek durumumuz fena değil. Ha, yemek deposu yapacaktım ben bir tane. Bir de balık şey yapacağım da balığı... Heh, burada smokehouse, balıkları ve etleri tütsülüyor diyelim. Daha şey olsun diye. Mesela bu tütsü evini bunların yanına koyarsanız bu evlerin şeyi gidiyor. İstenilebilirliği diyelim. Bunu mezarlığın yanına yapacağım, orada dursun. Evet, bu odun kesici. Şu ne? Bir kişiye daha şey var diyor. Heh, tamam, bunu kapattım iyice. Bir kişi daha orada. Durdurdum mu ben şu an oyunu? Durdurmuşum. Tamam. Mezarlığımız tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun mesela? Şu an hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Şunları da toplasınlar. Buraya ne yapıyorduk? Ha, buraya avcı şey yapıyoruz. Şu smokehouse'u, ha, onu da buraya yapıyoruz. Tamam. Firewood splitter var. Housing yaptık, mezarlık yaptık. Ha, burada bir stockyard var. Tamam, bu çok önemli. Bu yiyecekleri depoluyor. Bunu şöyle bir yere koyacağım. Yolu da eyvah. Kar fırtınası geliyor. Herkes şu an eve kaçıyor galiba. Bu kadar kişi nereden geliyor böyle? Ha, 7 kişi köyümüze vardı. O göç etmeye karar vermişler. Kabul ediyor musun? Ediyoruz. Yiyecek şeyleri az diyor yalnız. Benim yiyeceklerim neden az acaba? Harvest, herkes her şeyi topluyor. Burada neyim vardı benim? Firewood şeyim var. Durdurayım bir oyunu. Buna 2 kişi atayabiliyor muyum? Atayamıyorum. Bunun burada toplayacak bir şeyi de kalmamış, garip olanı. Ya da dur ya, onu şey yapmıyorum. Başka yere göndermeyelim. Oraya yeni bir tane forager yapalım. Şuraya. Şu kar fırtınası yaklaşıyordu en son. Ne oldu onu şey yapamadım ama. Bu neydi? Ha, bu depo. Şöyle şuralara birkaç ev daha yaparız belki. Bu arada adam alıp mezarlığa götürmüşler herhalde. Evet, market yaparsan şeyde işe yarar diyor, altın maltın, hem de daha çok insan çekmekte. Market şu galiba. Sawpit ve storehouse lazım. Storehouse'u buraya yapıyorum zaten. Çünkü stock yardmış bu. Ya bunu yapınca storehouse da açılacak. Bu arada çok fena kar fırtınası başladı. İnşallah donanmanın olmaz şeyimiz var. Yakacak odunumuz var. Şu an herkes, ama hiç kimse çalışmıyor galiba. Aynen, herkes eve kaçtı. Dumanı tutuyor evlerinde. Ne kadar sürecek acaba? Buradan bulunan yerlere işçi atayabiliyorsun. Mesela bir tanesini ben şeye atamışım. Hop. Heh, tamam, çıktılar geri. İşleri tamamlasınlar, böyle olmaz yani. Evet, buraya bir smokehouse yapıyorduk. Buraya bir stockyard yapıyoruz.
ne işe yarıyordu Stockyard? Evet, bu kütüktür, taştır, şey, suntadır, onları depolamaya yarıyor bu. Onun yanına storehouse yapacağız şimdi, daha çok şey yapsın diye. Tabi bu da market için gerekli. Şu an market yapmaya çalışıyorum. Storehouse ve soul pit lazım. Resources. Soul pit nasıl yapıyor? Stockyard yine bu da bununla yapılacak. Nereye gittiler gene mi? Hava çok soğuk. Yiyeceğimiz bitti. Şu an hiç yiyecek yok. Burada bir şeyler var. Yiyecek şeyleri gerçekten çok düşük şu an. Nasıl yiyecek üretebilirim başka? Tarla için çok geç kaldık. Tarla çok uzun sürüyor. Benim bir hunter kabinim vardı. O ne oldu acaba? Bunda biraz yiyecek var ama sanki. Ne yapıyor şu an? Niye çalışamıyor? Mutsuz diye mi? Ya da burada şey yok. Hayvan yok. Biraz daha yiyecek bulamazsak muhtemelen. İlk şeyimizde ölürüz direkt. Şu bizim forager vardı, o ne yapıyor? Ha, ikincisini yapıyorduk buraya. İlki. Niye çalışamıyor bunlar? Ha, burada toplayacak bir şey yok değil mi? Şuraya şey yapsam. Şunları toplayabiliyor musun? Yo, bunları da toplayamıyor. Şu an yiyecek nereden üreteceğimi hiç bilmiyorum. Food production diyor. Balık. İşte o denizin kenarından çok uzaklaşmasaydık çok uzaklaştık. Şimdi nerede bilmiyorum. Balık her türlü tutardı. Balık bitmiyor. Dur diye düşünüyorum yani. Şunu bir seçeyim. Hiç yetişen bir sebze var mı şu an? İkinci yıla geçtik çok şükür. Hah. Tamam, çabuk bitirin şunu. Acil topla hemen. Tamam, biraz şimdi yiyecek gelir diye düşünüyorum. Bunun yanındaki sumaklar hala şey olmadı. Heh, tamam, bu da yumurtaları topluyor buradaki. Şunları. Şu zaten çok mutsuz. Bu odun bölüyordu. Hala hasta kimse yok, ona seviniyorum ben. Odun modun topluyor millet. Şimdi market için sohbet falan lazımdı. Bakalım resources'a. Sohbetimiz açılmış. Evet, loglardan plank yapacağız şöyle. Sarı bir yere yerleştirmeye çalışacağım. Var mı sarı yer? Desirability her yerde, her yerde en fazla %5 oluyor. Şöyle şunun yanına koyacağım ya. Yiyecek durumu gerçekten kötü. Şu greens'i toplaması lazım bir grubun. Burada ne var? Forager var değil mi? Şunu şöyle biraz şöyle alırsam hepsine dahil olur. Bu da çok yavaş hareket ediyor ya. Harita şöyle mail aç. Hah. Bir aylık yiyeceğimiz oldu. Çok şükür. Bu odun falan depoluyor burası. Burası Hunter Cabin. Tabi o hiçbir şey yapmıyor muhtemelen. Yo, avlanıyor. Bakınıyor yani, sağa sola avlanıyor dediğim. Burada mezarlıkta birinin olması lazım ama göremedik. Sohbet yapıyoruz burada. Odunları artık şeye çevireceğiz. Plank'e çevireceğiz. Bu şeyimiz burada. Avcı burada. Forager burada.
Yalnız yiyecek durumu gerçekten çok az ya. Benim şu nehri bulmam lazım. Nereden bulacağım bilmiyorum. Çok yavaş gidiyor ama şöyle göndereceğim onu. Gitsin artık, yapacak bir şey yok. Bu evde su kalmamış. Şöyle şey yapsak ya bir tane. Şöyle. Yamuklu artık, kusura bakmayın. Su alırken biraz daha hızlı olabilsinler diye yapıyorum öyle. Burada ne var? Benim bir tane burada forager'ım vardı. Nerede? Yiyecek gene az. Bunun gittiği yerde hiçbir şey gözükmüyor. Şurada forager mı? Bunun en azından bir şeyler topluyor olması gerekiyor. Ne yapıyor şu an? Taş mı kesiyor? Şu harvest'tan taşı çıkartacağım ya şimdilik. Ya da işte lazım mazım olur. Elsa ne yapıyorsun? Bunu toplamaya mı geldim buraya? Yo, ta buradan geldi, şey aldı. Bunun neyi yok? Ya bunların yerini değiştirebiliyorduk sahi ya. Tamam da. Hayvan hiç görünür de hayvan yok. Bana mı zor geliyor harita, yoksa ben mi? Geç bakalım şuraya. Geçebildim mi? Yok, geçemedim. Ha. Birinin onu oradan yıkıp taşıması gerekiyor tabi. Bu evin hala suyu yok. Aslında fena, çok çok mutlu değiller ama fena da değiller yani. Yiyecek durumumuz biraz kötü sadece. Çok güzel. Şöyle şurası 1000 tane sumak çıkmış burada. Ne bu iş, sadece sumakla olmaz. Şuraya bir tane su yapacağım artık. Neredeydi? Evet, şimdi biraz bakalım, şundan yaptık. Hunter Cabin'iz var, Storehouse'umuz var, Basic Well var. Yiyecek biraz artmaya başladı. Şu neymiş? Evet, insan pisliklerinden falan kompost yapıyorlar. Ha, bu şey için. Ok veya yapıyor da bizim avcımız daha çalışmıyor ki zaten. Avcımız daha hiçbir şey avlamadı galiba, benim gördüğüm kadarıyla. Oyunda çünkü hayvan görmedim henüz. Halbuki geçen oynayışımda görmüştüm. O bir iki saat oynadım ya, şey, yarım saat oynadım dediğimde. Markete ben bakıyordum biraz. Şimdi market için ne gerekli? Öyle bakalım. Sohbetimiz var. Storehouse'umuz yok. Storage'dan. Storehouse. Şöyle bir yere yapayım onu. Yok değil mi bundan? Yok. Hemen yiyecekleri bitiyor. Hemen. Bu adam nereye gidiyor mesela? Bunlar buradan bir şey alıyorlar ya. Ben bunu şöyle şehir merkezine getireyim. Bence bunun içinde bir şeyler var. Onları biz kullanamıyoruz herhalde. Onun deposunda bir şey var belli ki. Bunun kişi sayısını arttırabilsem o daha güzel olacak da.
geliyor. Burada bir storehouse yapıyorduk. Market için ne gerek kalacak şimdi bir tek? Sohbetimiz var. Storehouse'umuz da olacak. Bir tane hemen market yapacağım şuraya, şehir merkezine yakın bir yere. Şu tarafına. Burada biri çalışırken aniden gidiyor ama buradan ne oluyor? Dinlenmeye mi gidiyorlar? Bakayım bunda ne varmış? Var aslında bunda demişler ya. Ben yiyecek çok yok ama. Bu şöyle yakında dursun. Bu lazım oluyor belli ki yani. Ben onu sadece hani böylesine duruyor diye düşünüyordum da var bir şey içinde. Mesela bunun artık burada şey yapacağı hiçbir şey kalmadı. Şöyle bu tarafa yönlendireyim biraz. Şurada birisinde şöyle hem şu şeyleri hem bunu alacak bir şekilde yönlendireyim. Ya storehouse'umuz da tam şu an market yapabiliyor olmamız gerekiyor. Şeyimiz oluyor yavaş yavaş, sumtamız da var. Şu an sadece yemek sıkıntısı çekiyoruz. Acil bir tarla yapabilir miyiz ne olur? Şöyle bir tarla. Bunu öncelik. Ben de şu şeye bakayım. Storage'a bakayım. Tamam, bu da yeraltı bir saklama şeyi. Bunu da şöyle koyacağım. Şu tarlada 5 kişi çalışsın. Biraz uzun sürüyor sanki yapması ama. 2496 diyor. Ha, bu otları falan temizleyecekler belli ki. Bir süre sonra şu dağları mağları da ortadan kaldıracağız. Şunu nasıl yapıyoruz mesela? Ne işe yarıyor bu tam olarak? Yok. İptal et bunu. Acil tarlaya yönelin abi. Al işte, kış geliyor diye durdu. Asıl bana yemek kışın lazım. Şimdi 2 aylık yemeğim var. Ne olacak bu? 3 aylık oldu. Şunu da tamamlasınlar da. Bu neydi? Ha tamam, burada da belki yiyecek saklarız biraz. Bu yiyeceklerin hepsi bitti. Bunlar falan bitti komple. Şu an yemek bulabileceğim hiçbir yer yok ve 2 aylık yemeğim var sadece. Söylemedi demeyin, ben buradan şeye varım. Ha, şurada biraz şeyler var. Yumurtaları var yine. Şöyle. Bu yumurtaları toplasın bari. Kış geliyor diye tarla yapmayı doğal olarak tabi durdurdular. Bu arada biz marketi kurduk mu? Heh, marketi kurduk. Aylık gelirimiz 3 altın. Ha, gelmiş bile 3 altın. Ha, bunlar da bize yiyecek olarak mı şey yapılıyor acaba? Geliyor. Şu an tabii kış geldi, kimse çalışamıyor. Ha, domuz da geldi. Ayı geldi. Yemeklerimizi yiyor şu an. Herkes de içeride. Tamam. Yedi yedi gidiyor. Bravo. Sıfır yiyecek. Kışın ortası. Bizim buradan çıkışımız yok gibi bir şey. Bakıyorum yiyecek var mı diye. Hiçbir yerde yiyecek yok. Tarla yok. Markette de bir şey yok. Gitti hepsi. Allah'ını seven bir yumurta bir şey atsın. Bunları zaten toplamış. Bu avcı zaten avlanamıyor. Senin neyin eksik? Burası dolmuş. Ağzımıza kadar odun olduk. Yiyeceğimiz yok. Birazdan ölmeye başlarlar şimdi.
Heh, şey geldi. Yaz geldi, tamam. Yetişebilir miyiz? Şöyle yapacağım seni. Tamam, hala hasta kimsemiz yok. O neyden kaçtı? Ona bir şey saldırdı ama. Şurada yumurta. Aylık vergi toplandı diyor. Sanki vergi veya para şu an hiç umurumda değil. Sadece yemek. Şöyle biraz daha şey yapıp burada videoyu kapatabilirim, burada bir yerde. Şöyle save gibi bir şey var mı? Yiyecek sanki şu an böyle sadece ölmeyecek kadar çıkıyormuş gibi geliyor. Food production'a tarla yapıyorduk zaten şuraya. Şu lanet olası. Bu köylerden bir tanesini bir yere götürebiliyor muyuz? Götüremiyoruz. Kendi gitmesi gerekiyor. Ben bir daha bu oyunu eğer şey yaparsam kolaydan başlayacağım. Söylemedi demeyin. Benim kalıbım değil demek. Neyse, yemek arada sanki bir yerlerden geliyor. Şu yumurtaları toplayan var mı? Önemli olan o. Şimdilik yok. Şunları toplayan var mı? Onları toplayan da muhtemelen yoktur. Bir tane daha forager shake yapmamın anlamı yok zaten çünkü. Şuradaki greensler için belki yapabilirim bir tane. Şunu bir bitirebilseniz. Gerçi hemen muhtemelen ürün alamayız da. Tarım şeyinin herkes çok iyi olduğunu söylüyor oyun hakkında bu arada. Bir sürü çeşit sebze varmış. Sebzeler mevsimlere göre ayrılıyor imiş. Siz nereye topluyorsunuz şu an? Burayı topla. Yumurtaları alalım oradan. Evet, böylece burada oyunu kaydedeyim. New save. YouTube diyeyim. Ve oyunu kaydetmiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer izlemek isterseniz alt yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler.